Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Hollanda Türk İş Adamları Derneği'nin değerli mensupları. Saygıdeğer Hollandalı dostlarımız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün burada bu güzel mekanda sizlerle, siz değerli dostlarımızla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Sabahleyin Sayın Başbakan Yardımcısı Aşer'le yaptığımız son derece faydalı bir görüşmenin ardından buradaki Türk toplumunun yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Ve Hollanda'nın bu en prestijli, Den Haag'ın en prestijli mekanlarından birisinde Hotiad'ın ev sahipliğini yapmış olduğu bu toplantıda bir araya gelmek nasip oldu. Ümit ederim ki bugün burada yaptığımız görüşmeler bu toplantılar Türk-Hollanda ilişkilerinin daha ileriye gitmesi için vesile olacaktır. Ve zaten tarihi bir dostluğa sahip olduğumuz Hollandalılarla, Hollanda'yla çok daha yakın, çok daha dostane ilişkiler geliştirmek mümkün olacaktır. Bilindiği gibi 400 seneyi aşkın bir süredir Hollanda ile Türkiye'nin arasında önemli ilişkiler vardır. 1612 yılında ilk Hollanda Büyükelçisi İstanbul'a geldi. Aynı şekilde 1859 yılında da Lahey'de açılan, 1855'te Lahey'de açılan Büyükelçilik'te ilk Büyükelçimiz Yahya Karaca Paşa atanarak Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerde resmi düzeyde köklü bir şekilde sürdü. Hollanda ile Türkiye'nin arasındaki bu ilişkiler tarih boyunca 17. yüzyıldan itibaren başlayan çok derin ticari ilişkilerle, önemli ticari ilişkilerle de bugüne kadar geldi. Aslında ülkeler arasındaki ilişkileri artıran, ülkeleri birbirlerine yakınlaştıran önemli alanlardan birisi ticarettir. Kültürel ilişkilerdir, kültürel yakınlıklardır. Karşılıklı olarak kültürel değerlerin birbirleriyle eee paslaşılması, paylaşılmasıdır. Aynı şekilde ticaret alanı da dostlukları kalıcı hale getiren önemli etkin alanlardan birisidir. Türkiye'nin 1934 yılında Türk Hollanda Derneği'nin kurulması ile birlikte bu ilişkilerin daha ileriye gittiğini sadece hatırlatmak istiyorum. Bugün geldiğimiz seviye itibariyle 2002 yılında iki ülke arasında yaklaşık 2.4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, bu milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi bugün çok şükür 7.2 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ayrıca her iki ülkenin başbakanları ve yöneticileri, hükümet başkanları, devlet başkanları seviyesinde ifade edilen rakam 15-20 milyar dolar seviyesindedir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret ilişkisi bu seviyelere yükselecektir. Bundan e, kuşku duymuyoruz. Yine e, iftiharla ifade edeceğimiz bir başka husus Hollanda'daki Türk nüfusunun geldiği noktadır. Yaklaşık yarım milyonluk bir nüfusa sahibiz. Birinci nesil olarak buraya sadece kısa bir süre kalıp, ellerindeki tahta bavullarla gelip, belki altı ay sonra, bir sene sonra Türkiye'ye geri dönmek ümidiyle, bir miktar para kazanıp geri dönmek ümidiyle gelen insanların çocukları, artık Hollanda'da iyi eğitim alıyorlar. Artık Hollanda'da iyi iş adamları olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ve Hollanda'nın geleceğinde, bütün Hollanda toplumuyla birlikte var olmuş, önemli bir unsur olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bu yarım milyonla yakın nüfus Türkiye ve Hollanda için karşılıklı olarak işbirliğini artırmak ve dünya barışına katkı sağlamak, birlikte barış içinde yaşama imkanını artırmak bakımından önemli bir imkan ve önemli bir fırsattır diye düşünüyoruz. Bugün Hotyad'ın da bir kısmını temsil etmiş olduğu Hollandalı iş adamlarının sayısı, Türk iş adamlarının sayısı yaklaşık 18 bin civarındadır. Bu 18 bin iş adamımızın e, yapmış olduğu, çalıştırmış olduğu, sağlamış olduğu istihdam 80 binlerle ölçülen bir seviyededir. Bu önemli bir husustur. Her bir iş adamımızın ayrı bir sadece ticaret ateşesi değil, aynı zamanda Hollanda Türkiye arasında bir kültür ateşesi olduğunu, hatta her birisinin ayrı bir konsolos, her birisinin ayrı bir büyükelçi olarak her iki ülke arasındaki ilişkileri artıracağını artırmak için gayret sarf edeceğini de biliyoruz. Ben bu çerçevede Hotiyat'ın bu daveti geldiği zaman bu daveti hem Hotiyat'a destek olmak hem buradaki Türk toplumuna destek olmak hem de Türkiye Hollanda toplumunun Hollanda'nın çok ciddi ilişkilerini geliştirmek bakımından önemli bir toplantı olduğunu inandım ve onun için bugün aranızdayım. Müsaade ederseniz bugün dünyada yaşadığımız birkaç tane temel meseleyi Sizlerle e, paylaşmak istiyorum bu konuşmada. Bugün maalesef dünyada iki tane önemli tehlike ve tehditle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyayı yakından etkileyen DAEŞ isimli bir terör örgütünün ortaya koyduğu, bir takım başka terör örgütlerinin ortaya koyduğu, Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da ve hatta Avrupa'da bir takım terör faaliyetleri ve ne yazık ki bu faaliyetlerle birlikte İslam'ın kutsal adının, kelime manası barış demek olan, kelime manası esenlik demek olan ve tarih boyunca İslam medeniyetlerinin barış ve esenlik içerisinde insanlara güzel örnekler sunduğu bir inancın da atfedilen ama maalesef son derece barbar, son derece gaddar, son derece vahşi bir takım tablolar. Hiçbir şekilde İslam'la adı yan yana gelmesi mümkün olmayan terörü İslam'la bir araya getirmeye çabalayan bir takım karanlık mahfiller, karanlık odaklar. Bunlar ne kadar İslam'ı ve Müslümanları yaralıyorsa, bunlar ne kadar çok dünyada birlikte barış içinde yaşamanın imkanlarını ortadan kaldırıyorsa, maalesef İslam adına birilerinin ortaya koymuş olduğu bu insanlık dışı tablolardan istifade etmek isteyen bunu istismar etmeyen, etmek isteyen bazı çevrelerde İslamofobiyi körüklüyor, İslam düşmanlığını siyasi ve kültürel bir araç olarak kullanmaya gayret ediyor. Nasıl terör gerçekten insanlık suçu ise, bunu bahane ederek herhangi bir dinin, herhangi bir etnik yapının, herhangi bir milletin kategorik olarak karşısında olmakta aynı şekilde insanlık suçudur. Terör ne kadar insanlık suçuysa İslam düşmanlığı da insanlık suçudur. Aynı şekilde yabancı düşmanlığı da ırkçılık da insanlık suçudur. Çünkü terör insanların arasına mesafe koyduğu gibi ırkçılık da İslam düşmanlığı ya da bir başka dine düşmanlık da aynı şekilde bir dine, bir etnik yapıya düşmanlık da insanlar milletler arasına derin uçurumlar koyar. Onun için hep beraber demokrasiyi Karşılıklı olarak insanların birbirlerine saygısını, birlikte barış içinde yaşamaya inananlar olarak her birisine bu iki tehlikeye karşı, bu iki tehdide karşı da durmak ve buna karşı da mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Değerli dostlarım, bugünün ortamında, bugünün dünyasında şöyle başımızı bir kaldırıp baktığımız zaman aslında son derece karanlık bir tabloyla karşı karşıyayız son derece zor bir süreçte sürecin içerisindeyiz. Ta 1990'larda önceden bir soğuk savaş vardı. Dünyanın bir tarafında Amerika, bir tarafında Rusya. Dünyanın her yerinde gerilim alanları vardı. 1990'dan sonra sözde soğuk savaş geride kaldı ama 1990'dan sonra maalesef ardı ardına birçok savaşı insanlık yaşadı. 90'ların hemen başında Balkanların çözülmesinde yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği derin trajedilerle karşı karşıya kaldık. Çok ciddi şekilde soykırımların, Srebrenica katliamları gibi açık, vahşice insani katliamlarla karşı karşıya kaldık. 90'lı yılların başında Afrika'nın en güzel yerlerinden birisi olan Ruanda'da Hutularla Tutsiler arasında çıkan iç savaşta yaklaşık bir buçuk milyon insanın vahşice katledildiğine şahit olduk. Hatta öyle oldu ki bazı insanlar ceplerinde bir kuruş paraları neredeyse yok. Palalarla kesilmemek için kendisini katledenlere kendisini öldürecek kurşun paralarını teklif ettiler. Aman ne olur bizi kurşunla öldürün diye. Aynı şekilde Irak'ın işgalinden sonra yaklaşık 1.8 milyon Iraklı öldü. Suriye'deki iç savaşta 300 bin Suriyeli rejimin askerleri silahları, uçakları tarafından vahşice katledildi. Yemen'deki iç savaşta binlerce insan öldü. Libya'daki iç savaşta binlerce insan öldü. Afganistan ve Pakistan'daki savaşlarda binlerce insan öldü. Somali'deki iç savaşta aynı şekilde. Ve bir taraftan bunlar bu gelişmeler olurken, diğer taraftan büyük bir bölge, büyük bir coğrafya, siyasi ve iktisadi istikrarsızlık içerisinde sürekli dünyanın her tarafına tehlike üreten, risk üreten bir ortama getirildi. Şimdi soru şudur. Gerçekten böylesine bir dünyada küresel bir barış sağlanabilir mi? Ve bu küresel barışın sağlanabilmesi için İslam medeniyetinin katkıları ne olabilir? Evet, barış sağlanabilir. Barışın sağlanabilmesi için dünyada insanların Yaradılışta eşit olduğuna inanan bir anlayışı hep beraber geliştirmemiz lazım. Hiçbir insanın bir diğerinden yaradılışta bir üstünlüğü yoktur. Bir Avrupalının bir Afrikalıya, bir Asyalının bir Latin Amerikalıya ya da karşılıklı hiçbir ırkın, hiçbir din mensubunun, hiçbir etnik köken sahibinin bir diğerinden üstünlüğü yoktur. Çünkü insanların hepsi yaradılışta eşittir ne cinsiyet bakımından, ne ırk bakımından, ne de başka özellikleriyle birbirlerinden ayrışamaz, birbirlerine üstün ya da aşağı kabul edilemez. Dolayısıyla bu çerçevede dünyada bütün telakkileri yeniden, yeniden gözden geçirmek zorundayız. İkincisi, dünya bütün insanların ortak malıdır. Dünya sadece bir ırka, bir çıkar grubuna, bir zümreye ait değildir. Sadece dünya da değil. Dünyada ve evrende ne varsa hepsi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün zenginlikler şu anda dünyada yaşayan 7 milyar insanın ortak malıdır ve insanlar bundan istifade etmek durumundadır. Ayrıca sadece bizlerin değil dünyada yaşayan insanların dışında bundan sonra dünyaya gelecek olan, bundan sonra yaşayacak olanların da bu dünyada ve bu kainatta hakkı vardır. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde kibirden Üstünlük taslamadan, insanları ötekileştirmeden vazgeçen, dünyanın bütün kaynakları benimdir. Ben istediğimi alayım, sömüreyim ve diğerleri ne olursa olsun demeden dünyada bütün insanları eşit ve kaynakları da insanlığın ortak kaynağı olarak görmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle bir dünya kurabilirsek, eğer böyle bir dünyanın kurulabilmesi için gayret sarf edersek dünyanın barış yaşanabilir, barış içinde yaşanabilir bir yer olması mümkündür. Ayrıca tarih boyunca da böyle dönemler yaşandı. Müslümanların İslam medeniyetinin gerçekten dünya barışına çok büyük katkıları oldu. Ben bunların içerisinde üç tanesini sizlerle örnek olarak paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi Endülüs Emevileridir. Endülüs Emevileri biliyorsunuz Avrupa'nın belki de dünyanın şimdiye kadar gelişmiş en büyük medeniyetini ortaya koydular. Saraylar, mimari, tıp alanındaki gelişmeler, astronomi alanındaki gelişmeler, şiir, güzel sanatlar, edebiyat, her alanda, şehircilik her alanda altın devrini yaşadı Endülüs Emeviler vasıtasıyla bütün Avrupa kıtası. Hatta şunu da çok açık söyleyebiliriz. Avrupa'daki Rönesans'ın önemli kaynaklarından birisi Endülüs Emevilerinin o büyük üstün gerçekten medeni e, gelişmesidir. Ancak Endülüs Emeviler bu büyük gelişmeyi, büyük zenginliği, refahı ortaya koymakla birlikte hiçbir zaman böbürlenmediler, kibirlenmediler. Birlikte yaşadıkları insanları birbirlerinden ayrı gayrı görmediler. Endülüs Emevilerin yedi asırlık hükümranlığı sırasında hiçbir Hristiyan, hiçbir Müslümandan aşağı ya da ondan farklı öteki olarak addedilmedi. Ve hatta bu büyük gücün karşısında öylesine gerçekten tevazu içerisinde hareket ettiler ki. Bir kısmınız Elhamra Sarayı'nı bilirsiniz. Elhamra Sarayı'nın o muhteşem, görkemli sarayın içinde her duvarın sütunlarının dört bir tarafına La galibe illallah yazdılar. Yani böbürlenme, kendini üste görme, kim olursan ol. İster kral ol, ister padişah. Ne olursan yok ol Allah'tan başka galip yoktur. Galip olan Allah'tır. O büyük ihtişamın içerisinde tevazu yaşadılar. Birlikte barış içinde yaşadılar. Endülüs Emeviler dağıldı. İspanya'da Engizisyonlara kadar giden İspanya'da herkesin dağıtıldığı maalesef farklı soykırımların olduğu dönemler yaşandı. Birinci örnek budur. İkinci örnek Osmanlı'nın Balkanlarda ortaya koymuş olduğu örnektir. Batılılar biliyorsunuz batılı tarihçiler buna Pax Ottomana diyorlar. Yani Osmanlı barış düzeni. Pax Ottomana sayesinde beş asır boyunca bütün Balkanlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Bulgarlar, Yunanlar, Türkler, Makedonlar hep beraber bir arada yaşadılar. Hiç kimse bir diğerinden ötekileştirilmedi. Hiç kimsenin kilisesinde ibadet yapmasına ya da camisine ibadet camisinde ibadet yapmasına kimse karışmadı, kimse müdahale etmedi. Hatta öyle oldu ki bugün Makedonya dilinde kullanılan komşu kapıcık diye bir tabir ortaya çıktı. Komşu kapıcık Türkçe bir kelime. Türkçe olmasına rağmen bugün bile Makedonya'da konuşuluyor. Komşu kapıcık şu demek. Beni bana da bunu sayın İvanov, Makedonya Devlet Başkanı Ivanov öğretti. 2-3 ay evvelki ziyaretimizde. Aynı sokakta yan yana komşular var. Bir evde sünni bir Müslüman, bir evde katolik bir Hristiyan, bir evde bektaşi bir Müslüman, bir başka evde ortodoks bir Hristiyan yaşıyor. Bu insanlar dış kapılarından yabancı gibi içeri girmiyorlar. Komşular birbirlerinin bahçesine açılan ufak kapıları tıklıyorlar. Bir Müslüman bir Hristiyan'ın evine, bir Hristiyan bir Müslümanın eline selam diyerek, merhaba diyerek kapısını çalarak giriyor. Mutfaklarında ne varsa onu paylaşıyorlar. Düğünlerini paylaşıyorlar. Ölümlerini, kederlerini, cenazelerini, taziyelerini paylaşıyorlar. Sevinçlerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten beş asır boyunca herkes birlikte barış içinde yaşıyor. Kimse kimsenin adetine, geleneğine, göreneğine asla karışmıyor. Kimse kimseyi ötekileştirmeye ya da asimile etmeye kalkmıyor. Üçüncü örnek Kudüs'tendir. Kudüs dediğim bugünkü sadece Jerusalem dediğimiz şehirden ibaret bir yer değil. 402 sene Paks Ottomana'nın yönetiminde kalmış olan Kudüs'te ta Şam'ın altından güneyinden başlıyor. Masada çöllerine kadar olan geniş bir coğrafyada Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler birlikte barış içinde yaşıyorlar. Allahu Ekber sesleriyle kilise çanları birbirine karışıyor. Mezmur'dan, Tevrat'tan dualarını okuyan Yahudilerin yakarışları birbirine karışıyor. İnsanlar yan yana yaşıyor. İnsanlar aynı mahallenin içerisinde yaşıyor. Hatta gidenleriniz, ziyaret edenleriniz görür, bu Denhak'ın sokakları gibi dar sokakların içerisinden geçerek birbirlerinin evlerine gidiyorlar. Ayrıca Belki 20-25 tane farklı etnik yapıdan insan yaşıyor. Bir tane etnik çatışma yok. Bir tane din çatışması yok. Bir tane mezhep kavgası yok. Neden? Herkes dilediği gibi ibadetini yapıyor. Herkes dilediği şekilde vakfını kuruyor, vakıflarını kuruyor. Herkes dilediği eğitimi alıyor. Herkes dilediği şekilde ticaret yapıyor, terbest ticaret yapıyor. Herkes dilediği şekilde serbest dolaşıma sahip. Oradan oraya gidiyor, ticaretini yapıyor. Ayrıca şu da tarihi nasıl demin la galibe illallah'la ilgili tarihi bir şey söyledim. Tarihi bir örnektir. Kudüs'te bugün bile durur. Yafa kapısının dışında Kudüs'ün tarihi Kudüs'ün kapılarından birisinde la ilahe illallah İbrahim Halilullah yazıyor. O kadar hassas davranmışlar ki sadece la İlahe illallah Muhammedur Resulullah dersek Müslümanları kastetmiş oluruz. Ama bu şehirde yaşayan Hristiyanlar ve Yahudiler de var. Onları da bu şehrin ahalisinden gördüğümüzü ifade etmek için La ilahe illallah diyelim, yani Allah vardır ve birdir diyelim. Arkasından da diyelim ki İbrahim Halilullah. Çünkü Hristiyanlar da Yahudiler de İbrahim'i geleneğinin geleneğin bir parçasıdırlar da onun için. Şimdi siz böylesine hassas bir şekilde herkesi bir arada tutabilecek uygulamaları yaparsanız orada Allah aşkına kargaşa mı kalır, Kavga mı kalır, çatışma mı kalır? İşte tarih boyunca yaşadığımız bu gerçekleri bugünün diliyle de ço çoğaltabilir ve bugünün diliyle de dünyaya bütün insanlığa örnek olacak bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ben bu anlamda Avrupa'daki Türk toplumunun, özellikle de Hollanda'daki Türk toplumunun ve Müslüman toplulukların varlığını bu tarihsel mirasımız üzerinde yeni bir barış aksının kurulması için önemli bir fırsat olarak kabul ediyorum. Bugün dünyadaki çatışmalar şunu çok açık söyleyeyim. Ne doğu batı arasındaki çatışmalardır. Ne Müslüman Hristiyan dünyası arasındaki çatışmalardır. Ne efendim zengin kuzey yoksul güney arasındaki çatışmalardır. Evet bunlar kısmen olabilir. Ama dünyamızın gelecek 10 yıllarını da etkileyecek olan ana çatışma barış yanlılarıyla savaş yanlıları, çatışma yanlıları, kavga yanlıları arasındaki mücadele olacaktır. Bizim yerimiz Bizim aksımız barışı, düzeni, selameti, sükuneti tavsiye edenlerle birliktedir. Dünyanın her yerinde kim olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun biz barış aksının içerisinde hareket eden herkesle işbirliğine hazırız ve herkesle ilişkilerimizi artırmaya devam ediyoruz. Sadece bir ilişki karşılıklı ilişki değil, aynı zamanda zihinlerimizi ve gönüllerimizi de barış yanlılarıyla ortaklaştırmaya gayret ediyoruz. Ve eğer bunu yapmayı başarabilirsek, bunu küresel bir çaba olarak ortaya koyabilirsek, yeryüzündeki bütün bu ayrılıkların, çatışmaların önlenebileceği bir dünyayı ortaya koyabiliriz. Değerli dostlarım, bu çerçevede Türkiye'nin temsil etmiş olduğu gelenek gerçekten iki noktada dünyadaki Yakın coğrafyamızdaki geleneklerin bir kısmından farklılaşıyor. Bunlardan bir tanesi modern Türkiye'den bahsediyorum. Çok şükür Türkiye, evet 65 yıldır çok partili siyasi hayatımız var. Bu çok partili siyasi hayatımız içerisinde e, Türkiye çok zor günler geçirdi. Beş kere askeri darbe oldu. Başbakan asıldı. Başbakanların altından zorla askeri vesayet sayesinde koltukları alındı, güçleri alındı. 68 tane siyasi parti kapatıldı. Çok karanlık işler oldu ama ne olursa olsun Türkiye'de sandık ortada oldu. Milletin iradesi yani demokrasinin kurum ve kurulları hep işler oldu. Milletin iradesi işlediği için, demokratik standartlarımız ileriye gittiği için Türkiye çok şükür çevresindeki bütün ülkelerden ayrışmaktadır. Keşke Suriye'de de sandık ortada olsaydı. Keşke Mısır'da da sandığa, sandığın ortaya çıkarmış olduğu siyasi iradeye herkes saygı duysaydı. Keşke Yemen'de sandık ortada olsaydı. Keşke Libya'da sandık ortada olsaydı ve milletin iradesiyle yönetimlerin belirlendiği bir düzene geçmek mümkün olsaydı. Ama maalesef bu ülkelerde demokrasinin tesisi yerine bu ve benzeri ülkelerde kendi menfaatlerini güdenler demokrasi güçlerini korumak yerine üzülerek ifade ediyorum ki kendi menfaatleri çerçevesinde bir takım çatışmaları körüklediler, bir takım gerilimlerin önünü açtılar. Dolayısıyla olan filler tepişti, aşağıdaki çimenler ezildi. Mısır halkı ezildi, Libya halkı ezildi, Suriye halkı ezildi. Şimdi Hollanda'nın Suriyeli mültecilere olan yardım konusundaki samimi niyetlerini bildiğim için söylüyorum. Türkiye sadece Suriye'deki son gelişmeler karşısında 2 milyon Suriyeli'yi misafir olarak Türkiye'ye kabul etmek durumunda kaldı. Bunların yaklaşık 300 binli kamplarda son derece güzel şartlar içerisinde barındırıyoruz. Türkiye 2011 yılının Nisan ayından bu yana 5.3 milyar dolar Suriyeli ve Iraklı mültecilere yardım için para harcadı. Bunu bir insanlık vazifesi olarak gördüğümüz için bu insanlık vazifesini yerine getirmeye gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Ve burada biraz da şunu söylemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Uluslararası camianın bütün bu yardımlar içerisindeki payı ise sadece 300 milyon dolar seviyesindedir. Türkiye nasıl Suriye'nin çözümünde Suriye halkı siyasi çözümde yalnız bırakıldıysa Suriye ve Iraklı mültecilerin durumlarının iyileştirilmesinde de ev sahipliği yapılmasında da üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye yalnız bırakılmıştır. Değerli dostlarım, bu çerçevede Türkiye demokrasiye sadece kendi içerisinde sahip çıkmakla kalmayacak. Bütün bölge ülkelerimizin de demokrasinin tesis edilmesi için bir komşu olarak, aynı medeniyet havzasının insanları olarak elinden gelen her türlü güçle desteğine yardımını ortaya sürmeye devam edecektir. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin çevresindeki ülkelerden farklılaştığı en önemli noktalardan birisi bizim Anadolu ve Rumeli topraklarında yaşadığımız İslami geleneğin özüdür. Her türlü aşırılıktan uzak, her türlü ayrımcılıktan uzak, her türlü ötekileştirmekten uzak bir dili asırlar boyunca yaşamış İliklerine kadar özümsemiş olan bir milletin çocuklarıyız. Horasan erenlerinin, Ahmet Yesevi'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayramı Veli'nin, Balkanlarda Sarı Saltuk'un kullandığı dil hep barış diliydi, hep gönül diliydi. Yaradılanı, yaradandan ötürü hoş gören bir dil. Cümle alem kamuyu bir bilen bilir. İnsanların hepsini... Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi ya yaratılışta eş ya da dinde kardeşi olan bir anlay gören anlayış. Böyle olduğu için işte beş asır Balkanlarda, dört asır Orta Doğu coğrafyasında, bütün bu geniş coğrafyada insanlar birlikte barış içinde yaşamayı başardılar. Şimdi bu dili yeniden üretebilir, bu dilin üzerinden yeniden güçlü bir barış ekseninin oluşmasına katkıda bulunabiliriz. Yine ayrıca Üçüncü olarak da şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin sahip olduğu bir başka önemli mesele de ekonomik ve siyasi istikrarıdır. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yemen, Ukrayna geniş bir coğrafyaya bakın. Soğuk savaştan sonra bütün bu ülkeler büyük siyasi ve iktisadi istikrarsızlıklar içerisindeyken çok şükür Türkiye önemli bir siyasi ve iktisadi istikrarı yakalamıştır. Türkiye özellikle son 13 yıllık süre içerisinde hem bir taraftan demokratik reformlarını yapmış hem de ekonomik reformlarını sürdürmüştür. Zaten Türkiye'nin tarihi bize şunu öğretiyor. Türkiye siyasi ve iktisadi reformlarını eş zamanlı olarak yaparsa başarılı oluyor. Bizim şöyle bir şansımız yok. Darbeleri onun için söyledim. Diyelim 20 sene evvel veya 10 sene evvel, 15 sene evvel şunu diyemezdik. Şu vesayetleri bir tarafa bırakalım. Biz önce ekonomik olarak güçlenelim. 25-30 bin dolar seviyesinde milli gelirimiz olsun. Sonra Türkiye bu antidemokratik işleri halleder diyemeyiz. İkisini at başı eş zamanlı olarak götürebildiğimiz için başarılı olduk. Bugün Türkiye bu siyasi ve iktisadi istikrarı eş zamanlı olarak sürdürmeye hazırdır. Ben şahsen Türkiye'nin geçtiğimiz 13 yılını bir değişim süreci olarak görüyorum. Siyasette, ekonomide bir değişim süreci. Şimdi önümüzde 2023'e kadar olan süre, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar olan süre, bu değişimlerin sistematik, kalıcı, köklü dönüşümler haline değiştirilmesidir, getirilmesidir. İktidarda kim olursa olsun, hangi siyasi aktörler iş başında olursa olsun, Türkiye bu değişimi gerçekleştirmek durumundadır. Yani birisi period of transition, diğeri period of transformation'dır. İngilizce tabiriyle. Bunu tercüman arkadaş için söylüyorum. Yani bu değişim, dönüşümü Türkiye gerçekleştirmek durumundadır. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Bunun yolu siyasi ve ekonomik reformları sürdürmekten geçiyor. Bunun yolu özgür pazarı daha fazla güçlendirmekten geçiyor. Bunun yolu Türkiye'nin gerçekten ekonomik olarak ortaklıklarını artırmasından geçiyor. Siyasi olarak demin söylediğim barış eksenindeki dostluklarını kuvvetlendirmesinden geçiyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de gelip yatırımlarını artırmasından geçiyor. Türk iş adamlarının yurt dışında ciddi şekilde güçlenmesinden geçiyor. Türkiye'nin bilimde, sanayide, teknolojide, ARGE'de çok ileriye atılımlardan yapmasından geçiyor. Türkiye'nin çok kuvvetli bir orta direk oluşturmasından geçiyor. Türkiye'nin Markalarıyla, bir takım e, ürünleriyle küresel piyasalarda rekabet edebilmesinden geçiyor. Ve Türkiye'nin kendi pazarlarını küresel pazarlarla entegre etmesinden geçiyor. Türkiye bütün bunları yapacak iradeye sahiptir. Türkiye bütün bunları yapabilecek bir ekonomik siyasi yapıya da sahiptir. Ve Allah'ın izniyle bu yapıyı daha fazla kuvvetlendirecek. Ekonomide dönüşüm problem, programlarıyla 2023'e kadar bu süreci kuvvetlendirecek yeni anayasasıyla siyasi partiler yasasında seçim sisteminde ve diğer antidemokratik yasalarındaki değişiklikleri sağlamasıyla tam manasıyla ileri bir demokrasi haline getirecek, gelecektir. Ben şöyle ifade ediyorum. Türkiye geçtiğimiz 13 yıl içerisinde egemenlerin, elitlerin elindeki ülkeyi yönetme yetkisini aldı. Şu anda hükümet partisinin elinde bu anahtar duruyor. Ama Anahtarın esas sahibi millettir. Anahtarı millete devretmemiz lazım. Önümüzdeki süre içerisinde bu yasal, anayasal değişiklikleri yaparak milletten başka egemenin olmadığı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunu yaparken de uluslararası toplumun demokratik standartlarıyla birlikte bunu daha da ileriye götürmeye gayret edeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin 30 yılına mal olan yaklaşık 50 bin insanın ölmesine Türkiye'nin 1.2 trilyon dolar iktisadi kaybına neden olan terörü sona erdireceğiz. Türkiye'deki çözüm süreciyle Türkiye'nin içerisinde tam manasıyla bütünleşmeyi sağlayacak ve silahların toprağa gömülmesini temin ederek artık bir daha bizim ülkemizde silahların, bombaların konuşmadığı bir dönemi inşa edeceğiz. İnsanların her birisi özgür ve eşit vatandaş olacak. Hiç kimse ne dini dolayısıyla, ne mezhebi dolayısıyla, ne etnik kökeni dolayısıyla kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunun için bu inşa sürecinin başarılı bir şekilde devamı için yurt dışındaki sizlerin, siz değerli dostlarımızın da katkılarına ihtiyacımız var. Bunu hep beraber yapacağız ve inşallah Türkiye bu barış ekseni olma iddiasını artırarak devam edecek, sürdürecek ve Türkiye çok daha ileriye giden bir ülke haline gelecektir. Türkiye'nin güçlenmesi bölgesel barışın sağlanması demektir. Türkiye'nin güçlenmesi doğu batı arasındaki gerilimlerin azaltılması demektir. Türkiye'nin güçlenmesi dünyada yeni bir barış ekseninin güçlenmesi demektir ve yeryüzünde buna inanan, insan onuruna hakkına inanan, barışa inanan herkesle birlikte el ele kol kola bu süreci inşallah yürüyeceğiz. Ben bu vesileyle bir kere daha Otia'da bize bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Avrupalı iş adamı arkadaşlarımıza, Hollandalı iş adamı kardeşlerimize işlerinizde başarılar diliyorum. Hollandalı dostlarımıza da Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Üretmek isteyen, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, Türkiye'de şu ya da bu sektörde faaliyet göstermek isteyen herkese kapımız açıktır. Türkiye tam manasıyla bir serbest pazar ekonomisi uygulayan bir ülkedir. Bu anlamda Hollandalı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz ve inşallah çok kısa zamanda 2023'e falan da kalmadan Türkiye Hollanda arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkacağını, yükseleceğini inanıyoruz. Türkiye'de bu okuyan Hollandalı insanların olduğunu, burada okuyan Türklerin de çok daha ileri noktalarda kariyerlerini kuvvetlendirdiğini görmeye şahit olacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.